Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba yayınları Faskül Soru Bankası 5. fasikül bazı çokgenlerin alan formülleri ile dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak dersimize başlayalım. Gençler buradaki çokgenler genelde bizim bir alanları bildiğimiz çokgenler. Mesela kare için iki kenarı gençler A ile A ise A'nın karesi karenin alanı veriyor. Dikdörtgen de gençler kısa kenarla uzun kenarın çarpımı A çarpı B alanı veriyor. Paralel kenarda e, tabanla o tabana ait yükseklik gençler bakın. A ile X burada X yüksekliktir alanı verir. Yine gençler buradaki tabanımız B ise e ile bunun yüksekliği de Y'dir. Yine alanı verir diyoruz. Üçgenin alanı biliyorsunuz gençler taban ve o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısı alanı verir demiştik. E şöyle ilk sorumuzla devam edelim gençler. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve alanı 30 santimetre kare olan bir dikdörtgenin çevresi santimetre türünden hangisi olamaz demiş. Gençler dikdörtgenin alanında Kısa kenarla uzun kenar çarparak 30'u elde etmemiz gerekiyor. Yani 30'un çarpanlarını düşünelim. Bize i̇şte 1 kere 30, 2 kere 15, 3 çarpı 10, 4'e bölünmez gençler 5 kere 6, 30 verir. Şimdi çevre için bunları toplayıp 2 ile çarpacağım gençler. 30 ile 1'i topladım. Böyle göstereyim bakın bir kere. 31 daha. 31 2 ile çarparsam 62 santimetre olabilir. 2 ile 15 alırsam 2 çarpı 2 artı 15'ten 2 15'ten 17 2 ile çarparsam 34 santimetre olabilir. Evet 3 ile 10 alırsak gençler 2 çarpı 3 artı 10'dan 13 artı 13 çarpı 2'den 26 olabilir. 5 ile 6'yı alırsak da 2 çarpı 5 artı 6 5 6 daha 11 2 ile çarparsak 22 olabilir. 22 var gençler. 26 var. 34 var ama gördüğünüz gibi evet 18 yoktur. O halde denizi seçeneği doğru yanıttır. Evet, i̇kinci soruda bir arsanın ölçüleri yukarıdaki e, şekilde verilmiştir. Buna göre arsanın alanı istiyor. Gençler bu tarz sorularda evet, alanı hesaplayacak şekilde çok kendimizi gençler parçalara ayacağız Evet, isteyen arkadaşlar bakın bu şekilde ayırabilir. İsteyenler de gençler bu şekilde ayırabilir. Fark etmez. Öncelikle bunu belirtelim. Ben bu şekilde ayırırsam gençler. E, öncelikle bakın buradaki yamuk, yamuk için gençler. 8'den 4'ü çıkartırsam. Yükseklik 4'tür. ve 11'den de şurası 3 gençler. 3'ü çıkartırsak burası 8'dir. Hadi yamuğun alanı için. Üst taban 2 alt taban 8. Çarpı yükseklik bölü 2 dersek. 10 çarpı 4 bölü 2'den evet, 10 kere 4 40 yapar. 2'ye bölersek 20 metrekaredir. Dikdörtgen içinde gençler 8 ile 3'ü çarpmamız yeterli. burası 8 gençler. Ve burası 3 ise 8 kere 3'ten 24 metrekare. İkisini toplarsak 24 artı 20. 44 metrekare olur sorumuzun yanıtı C seçeneği olur diyoruz. Evet, dördüncü, üçüncü sorumuzda yukarıda verilen birim kareli zeminde ABCD dörtgenin alanı e, kaç birim karedir demiş. İşte burada şöyle dörtgenimizi parçalara ayırabiliriz. Veya sevgili gençler şöyle büyük bir dikdörtgen gibi düşünüp Bakın bu dök, e, dikdörtgenden gençler şu iki tane üçgenin alanı çıkarabilirim. Hadi dikdörtgenin alanı için 1, 2, 3, 4 birime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. O halde alan gençler 4 çarpı 7'den 28 birim karedir. Buraya gençler 1 numaralı. Buraya da 2 numaralı üçgen dersem. Bunun gençler bir kenarı 1. Diğer kenarı 1, 2, 3, 4, 5. Bu da gençler 2'ye 4. O halde birin alanı gençler 1 çarpı 5 bölü 2'den 5 bölü 2 gençler 2 buçuk yapar. İkincinin alanı 2 çarpı 4 bölü 2'den 2'ler gider 4 birim karedir. Gün gençler 4 ile 2 buçuk toplarsak 6 buçuk birim kare yapar. O halde 28'den 6 buçuk çıkaracağım. 28'den 6.5 çıkartırsak 21.5 birim kare olur gençler. Aslında şeklimizin alanı diyoruz. Ve bunu da C seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, dördüncü soruya geçelim. Yukarıda verilen boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Gerçi yine alanı hesap edecek şekilde şöyle bir evet, bir yamuk bir de dikdörtgensel bölge ayıralım gençler. E şimdi gençler burası 80 ise yamuğun bu alt kenarı 80 olur. E 60'tan 24'ü çıkartırsak yükseklik 36 olur. E o halde gençler yamuğun alanı için alt tabanı üst tabanı toplayıp yükseklikle çarpacağım. Bir alan diyelim. 80 artı 40 çarpı yükseklik bölü 2. Düzenlersek gençler 120 çarpı 36 bölü 2'ye e şöyle yapalım gençler. 36'yı hatta 36'yı değil gençler. Şöyle 60'ı e, olarak düşünelim. 122 yapalım. 60 kaldı. 60 ile 36'yı çarpacağım. 36 ile 6'yı çarpasak 216 bir de 0 ekliyorum. 2160 santimetre karedir. Dikdörtgenin alanı gençler 80 ile 24'ü çarparız. 8 kere 4 32 elde var. 3 8 kere 2 16 3 daha 19. Bir de 0 ekliyorum gençler. 1920 santimetre karedir. Toplayalım bunları. 10 elde var. 1 2 3 1 de elde 4. 4080 santimetre kare ile denizli seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. 5'in evet, sorumuzda yukarıda verilen, yukarı, aşağıda kenar uzunlukları verilen 4 eş dik üçgen verilmiştir. Bu üçgenler yan yana getirilerek ABCD ve KLMN karesi elde ediliyor. Buna göre, yukarıdaki elde edilen KLMN karesinin çevresi, pardon alanı kaç birim kare ediliyor? Gerçi i̇şte kare elde edeceğimize göre bakın, buraya 8 buraya 6 dersem, buraya 6 buraya 8 demem lazım. Buraya 6 buraya 8 dersek, Evet gençler bakın oluşan büyük karenin gençler bir kenarı 14 evet, santimetre veya birim olur deriz gençler. O halde 14 birimse alanı da 14 çarpı 14'ten 196 birim karedir. Ve denizi seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, altıncı sorumuzda aşağıdaki aşağıda şekilde dikdörtgen biçimdeki bir bölgedeki dik kesişen kenarları birbirine paralel olan yollar görülmektedir. Buna göre yollar dışında kalan yeşil bölgenin alanı e, kaç metrekaredir demiş. Gençler öncelikle büyük dikdörtgenin alanını bulalım. Bunun için 14'e 8 çarpmamız yeterli gençler. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 1 8 3 daha 11. Bu 112 metrekaredir. Arkadaşlar buradaki birisi paralel kenar birisi yamuk gençler. Öncelikle paralel kenarda alt tabanımız 2. Bakın yükseklik gençler burada 8'dir. Şöyle gösterelim. O halde bunun alanı için 2 çarpı 8'den 16 metre karedir deriz. E, gençler bakın burası 12. 6, 4 daha 10 yapar. O halde burada yamuğun yüksekliği gençler 2'dir. Yamuk için Alt taban 8, üst taban 10. 8 artı 10 çarpı yükseklik 2 dedik. Bölü 2. 2'ler gitti. Bu da 18 metrekaredir. Bu ikisini toplarsam 34 metrekare yapar. 112'den 34'ü çıkartırsam gençler. 2'den çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. 10'dan 3 çıktı 7 gençler. Gördüğünüz gibi 78 metrekare ile Ceyhan seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet, yukarıda verilen boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Yaşla bunu şöyle. Dikdörtgensel bölgeleri ayıralım. Normalde soldaki dikdörtgenin alanı 8 kere alttan 48 santimetre karedir. Bu da gençler. Bakın 8'den tamamı 8'di. E hatta şöyle yaparım gençler. 14'ten 6'yı çıkartırsak buraya da 8 kalır. Burası 6 gençler. O halde 14'ten 6 çıktı 8 kaldı. ve bunun arasında 8 kere 3'ten 24 santimetre karedir. 48 artı 24'ten 72 santimetre kare olur sorumuzun cevabı. Denizli seçeneğini işaretleyelim. Evet gençler 8'in sorumuzda yukarıda bir bahçenin alanı e, ölçüleri verilmiştir. Buna göre bahçedeki çim ekili yeşil alan kaç metrekaredir diyor. Gençler öncelikle e, buradaki tüm şeklimizin alanından bakın buradaki şekli çıkarmamız gerekiyor. Bu bizim için bir paralelkenardır. Alt tabanı 4. yükseklik gençler bakın buradaki kenarımız yani 10'dur. Hadi bunun alanı için 10 çarpı 4'ten 40 metrekare ederiz. Gençler, bunu çıkaracağız. Bütün şeklimizin alanından. E, şeklimizi gençler şöyle düşünelim. Öncelikle şöyle bakın parçalar ayıracak olursam gençler. Buraya lütfen dikkat edelim. Değerler üzerinden gidiyorum gençler. Alt kenara baktığımız zaman 13 metrekare. Üst kenarın tamamı gençler. 6, 10, 18 metrekare. 18'den 13 çıkartırsak gençler. Bakın buraya 5 metrekare kalır. O halde 5 ile 3'ü çarparsak Burası 15 metrekaredir. Diğeri de gençler 13 çarpı 10'dan 130 metrekaredir. İşte 130 ile 15'i toplarsam şeklimizin tamamını buluruz. 145 metrekareden 40'ı çıkararak Sorumuzun yanıtını 105 metrekare olarak buluruz ve bunu da bolu seçeneğinde işaretleriz gençler. 9. sorumuza geçelim. Köpek kulübesinin çatısı dikdörtgen şeklinde iki eş tahta -ta kullanarak yapılmıştır. E, verilen ölçülere göre bu köpek kulübesinin çatısının yüzey alanı kaç desimetre karedir demiş. Gençler 1 desimetre de 100 santimetre karedir diyor. Ve o halde arkadaşlar bakın buradaki bir dikdörtgen için gençler 120 ile 80'i çarparız. Sıfırları görmezsek gençler 12 çarpı 8 96 yapar. Bunun yanına 2 sıfır eklerim 9600 santimetre kare bir tanesi. E gençler bunun bir de arka yüzeyinde var. O halde 2 tane 9600 santimetre kare diyeceğim. 96 ile 2'yi çarparsam 192. 2 sıfır ekliyorum. 19.200 santimetre kare. Santimetre kareyi gençler. Desimetre kareyi çevirirken 100'e böleriz. Sıfırlar gider. Ve 192 desimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı et evet, bolu seçeneği olur diyelim. Evet 10. sorumuzda yukarıda koroküsü verilen bir evin mutfağı. Oturma odası ve yatak odası halı ile kaplanmak, e, kaplamak isteyen ev sahibi bu iş için kaç metrekare halı almalı diyor. Arkadaşlar evin mutfağını, oturma odasını ve yatak odasını e, ne yapacak genç halı ile kapa, e, kaplayacak. Hadi yatak odasıyla başlayalım. Kenarları gençler 3 ile 8. Hadi 3 çarpı 8'den buraya 24 metrekare halı gerekiyor. Daha sonra gençler oturma odası. Burası 5 gençler. Burası 1. Yükseklik 8. Hatta gençler şöyle de yapabilirim. Mutfakla oturma odası beraber düşünebiliriz gençler. Bunu ayrı ayrı düşünmeyelim. Beraber de yapabiliriz. Evet gençler. Bakın burası o hali. 7 birimdir. 7 metredir. Yüksekliği 8. İkisinin toplam alanı gençler. 7 çarpı 8'den 56 metrekaredir. Hadi bunları toplarsak 24 artı 56 80 metrekare olur gençler. Ayrı ayrı bulmak yerine ikisini birleştirerek bulmuş oldum. Evet gençler C şıkkı da doğru yanıttır diyoruz. Hatta gençler gördüğünüz gibi bu üçünü birleştirerek de bulabilmişiz. Evet, i̇stersek o şekilde de çözebilirsiniz gençler. 11. sorumuzda şekil 1'de verilen ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli. Kağıt kısa kenarı ile uzun kenarı çakışacak şekilde katlandığında şekil 2 oluşmaktadır. Şekil 2'de oluşan mavi renkli bölgenin alanı 18 santimetre kare olduğuna göre şekil 1'deki sarı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Gençler o halde bakın burası 18 ise bunu açtığımız zaman gençler bunlar birbirine eşittir. Bakın burası da 18'dir. O toplam alan gençler 36 yapar. Ve bu bir kare olduğu için gençler bir kenara 6 santimetre demektir. O halde gençler bakın başlangıçtaki şeklimizin bir kenara 6, uzun kenara 8, 6 daha 14 yapar. O halde alan için 6 ile 14'ü çarparsak 84 santimetre kare yanıtını görürüz. Bunu da C seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.